Merhaba Oyun Bayını izleyenleri, bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu hafta yanımızda Anadolu Efes'in efsanesi, eski milli basketbolcu Ermen Kurtoğlu var. Hoş geldin abi. Efsane derken? Efsane, bizim için efsane. Ben ilk basketbola başladığımda Galatasaray'da. Eksik olmadım, ben hiçbir zaman kendimi efsane olarak görmedim ama. Bizim küçüklük efsanemiz diyelim. Ben seninle büyüdüm sayılır basketbolda, Tufan abi aynı şekilde. Öncelikle teşekkür ederiz, bizi kırmadın, geldin. Biraz kırdım oldu yani. İlk böyle 6 ay önce falan konuşmuştuk. Olsun, sorun değil. Hatta bugün Anadolu Efes'in ev sahipliğinde bu karşılaşmamızı yapacağız. Buna da vesile olan Ermen abimize tekrar teşekkür ediyoruz. Biraz oyundan bahsedeyim abi. Ve de oyundan önce biraz sohbet edelim. Edelim. Ben birkaç anımı anlatmak istiyorum Ermen abiyle ilgili. Bundan bir sene önce biliyorsunuz Türkiye'de düzenlendi EuroLeague finali. Fenerbahçe'nin sponsorluğunda. Ermen abi de bir alışveriş merkezinin önünde EuroLeague aktivitesine katıldı. Burada Ermal abiyle ilk tanışmamızı, daha doğrusu konuşmuştuk. İlk gerçekten yüz yüze tanışmamızı gerçekleştirdik. Üstünde de gördüğünüz gibi kendisi gerçek bir Clippers taraftarı. Los Angeles Clippers. Aynı zamanda Clippers'ı... Çalışanı diyelim. Çalışanı da, taraftar her şeyi... Taraftar olursam o zaman yapacağım işte. Duygusal yer yok o yüzden. Kesinlikle. Gerçekten bir çalışanıyım. International Scout. Ben de gördüğünüz gibi Lakers'lıyım. Ya ben giymeyecektim aslında. Şöyle söyleyeyim yani hikayeyi anlatmadan önce. Tahmin ettiğim gibi Lakers'ı bir şeyle geldi. Ben dedim buna karşılık vermem lazım. Yani başka takım olsaydı Cleveland falan olsaydı takılmazdım. Ama Lakers olunca şimdi burada bir derbi söz konusu. Tabii. Yani o yüzden. İki Los Angeles tarafının iki üyesi burada İstanbul'da bugün karşılaşacak. Ben anımı anlatayım. İlk Ermen abiyle konuştuk oyun bahane hakkında. Sonra bir fotoğraf çekmek istedim. Üstünde de bu üstüm vardı. Ermen abi tepki aynen şöyle. O üstünü çıkart dedi, öyle geldi. Şimdi şoka girdim. Nasıl yani böyle bir şey olabilir diye. Ben hakikaten çıkartıyordum. Ondan sonra yok yok şaka yaptım dedi. Biraz da korktum açıkçası sonuçta. Hani oğlum bu kadar korkutucu bir şeyim yok ki benim. Öyle bir anımız vardı. Biraz NBA'den bahsetmek istiyorum abi. Nasıl işliyor bu iş yani Türkiye'ye göre? Birazcık anlatabilir misin bize? Bence şu anda NBA'nin en önemli tarafı formasyon bilgi üzerinden, bilgi toplama üzerinde yürüyor. Özellikle yurt dışı kaynaklı olan bilgileri. Hani zaten Amerika'nın içinde işte gerek kolej gerek G-League üzerindeki bilgiler zaten devamlı database'e yükleniyor. Herkes bir network'ta işte devamlı bir iletişim halinde olduğu için bu bilgilere ulaşmak kolay. Fakat benim yaptığım iş özellikle oyuncuyu yorumlamaktan çok oyuncuyla ilgili kimsenin bilmeyeceği bilgilere ulaşmaktır. Hani özel bir sakatlığı var mı? Özel hayatındaki davranışları nasıl? İşte aile hayatı nasıl? Yaşantısı nasıl? Çalışkan mı değil mi? Yani bunları öğrenmek gerekiyor. Yani o yüzden teknoloji çağında yaşadığımız için burada yani ikinci ligde, üçüncü ligde bile televizyonda yer alan bir maçın biter bitmez internete düşmesi gayet doğal bir şey. Yani şu anda yani Los Angeles'te olan bir genel menajer veyahut da Japonya'da da olan bir genel menajer teknoloji sayesinde o maçı seyretme fırsatı bulabiliyor.
ve bir oyuncunun sağ eliyle mi sol eliyle turnike atabiliyor mu atamıyor mu onu görebiliyor. O yüzden böyle bir şey için benim gibi insanlara ihtiyacı yok. Fakat onun videoda göremediği şeyler oyuncunun ani tepkileri. Yani kameranın yakalayamadığı bir şey. Atıyorum takım iyi oynarken, kazanırken önemli bir maçı. Oyuncunun kendisi kötü oynarken nasıl bir tepkisi? Yani takıma karşı bir olumlu bir davranışı var mı? Yoksa sadece kendi bireysel şeyini mi takılır? Yani bunları tespit etmek önemli. Çok kapsamlı yani bir... Ben zaten eşim mesela birkaç defa maçlar oynanırken, Euroleague maçları özellikle, kamera beni yakalıyor, ben devamlı telefondayım. Eşim de böyle, yani daha geçen gün konuşma geçti. Ya sen maçlara gidiyorsun, devamlı telefondasın. Çünkü diyorum ben aslında oyun, yani oynanan oyundan çok oyunun durduğu zamanlarda tespit etmeye çalışıyorum maçı. Yani time out olduğu zaman, oyunun durduğu, oyuncuların birbiriyle olan iletişimini, devamlı bu gördüklerimi yazmam lazım. Çünkü o kadar 40 dakikalık bir maçta o kadar şeyler oluyor ki aklımda tutmak çok zor. O yüzden benim şu anda yani bu işi başladığımdan beri en çok dikkatimi çeken ve tespit ettiğim konu bu bilgiye sahip olabilmek onlar için NBA tarafından çok önemli bir şey. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Başarının devamını diliyoruz. Yakından da ilgileniyorum NBA ile. İnşallah daha iyi yerlere geleceğim. Benim daha iyi yerlere gelmem için Clippers'ın çok iyi oynaması lazım. Ya da Lakers'a transfer olmalı. Senin için kötü bir şey çünkü bu demek ki Los Angeles'ın ilk takımı biz olacağız. Yani birazcık şampiyonluk sayılarına bunu kamera arkasında konuşalım. Şimdi bak benim şöyle bir şeyim var. Ben böyle bir şey anladım. Sporda dün diye bir şey yok abi. Kesinlikle. Tamam yani dün kimsenin umurunda değil. Yani istediğin kadar başarılı. Şey hatırlıyor musun? Brian Scalabrine şampiyon olduğu sene bir çok ünlü bir meşhur bir sahnesi var şeyde basın toplantısında. Şampiyon olmuş Celtics. Brian Scalabrine çıkıyor. İnanılmaz mutlu böyle. Yani Brian yani oynamadan bu seri bitti diye bir soru geliyor. Gülüyor. Yani siz ne zannediyorsunuz? Ben 3 sene sonra 10 sene sonra çocuklarıma diyeceğim ki 10 dakika, 15 dakika oynadım. Kimin umurunda olacak? Kimse hatırlamayacak diyor. 20 sene sonra torunlarıma MVP oldum bile söyleyeceğim. Aynen tabii. Daha komik bir şeydi. Yani YouTube'a girip Brian Scalabrine'in şampiyonluk sonrasındaki basın toplantısını görürseniz yani inanılmaz çok efsane bir şey. O yüzden kazandıklarınız önemli değil. Önemli olan bugün ve sonrası. Anladım. O zaman şimdi başarılar diyorum. Biraz oyundan bahsedeyim. Bahsedeyim. 3 tane serbest atış başarılı yapan. 3'lüğe geçiyor. Üçlükten bir tane sokan da orta sahadan devam ediyor. Orta sahadan da sokan yarışmamızı kazanıyor. Biraz aşamalı yapalım dedik. Biraz daha zorlaşsın. Yoksa yani ben basketbol bırakıp bıraktığımdan beri hiç topa dokunmamamı biliyorsun. Yani yavaş yavaş ben diyorsun. Ben de veteran hatta üstünde kolej formasıyla geldim. Başarılar diliyorum abi. Biz ısınmaya geçiyoruz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi oyunumuza geçiyoruz. Konuğumuz Ermel abimiz başlayacak. Biz misafir olduk ama... Buyurun, evet başlıyoruz. Atıp değişiyor muyum yoksa bir saniye? Kaçırırsan abi. Ha, kaçırırım. Kaçırırsan ben geçiyorum. Evet, ilk atış geliyor. Evet, stres çok yüksek. Evet, kameraların karşısında. Çizgiye basma. Kameralardan tekrar izleyebiliyoruz. Evet, iki isabetle. Oyun orta sahada bitiyor değil mi? Orta sahada bitiyor evet. Oraya kadar ben kaçabilirsem bir an önce. Tamam. Birkaç şansım var. Eyvah. Evet, ikinci atış geliyor. Evet, şimdi beraberlik geldi. 1-1. Bunu kaçırırsa bana. Eyvah. Şimdi üçlüğe geçiyor. Kariyeri boyunca bir çok güçlü isabeti oldu. Montajda bunları silelim. Evet, şimdi birazcık ilk türde sokamadık herhalde. Tamam. Direkler ağza geldi. Video
dakika sürecekti yoksa abi? Gerçek biteceği yere geldik. Artık bunu da kazanırsak atıyorum ve bitiriyorum. Hayır. Sabah kadar buradayız galiba. Sen satamazsın. İşim var senden abi, bitirelim. İşim var hakikaten. O zaman videoyu uzatmak için. Eyvah. Touchdown geldi mi? Dikkat et, çizgiye basma. Çok konsantre oldu. Ayak çizgide ama. Aman. Attıktan sonra ayak ama sen de aynı şekilde. Ayak numara bir şey yapamayınca abi hissedemiyor. Ben de. Kedi numara mı? Bir dakika. Tamam. Bunları videolara... Oldu bu iş. Ah! Kolları ağır yani. Tamam, bitiriyor. Evet. Çizgi. Çizgi mi atıyorlar o zaman? Yok abi. Abi bir dakika. Girseydin serbest atarken, atışı da öyle. Atarken demeyeceksin o zaman. Tamam o zaman demeyin. Abi bir daha derken. bir dakika. Demin soktuğunda ben bağırdım tekrarladım. Tamam o zaman buyurun. Tekrar. Teşekkür ederim. Hep bunları çekin. Hep bunları çekin kameralar. Her türlü çizgi var oğlum bende. Tecrübe dedikleri bu olsa gerek. Kazanıyor. Gönlüm bahane yine yenilmiyor. Gördüğün gibi. Abi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet şimdi esas konumuza gelelim. Kameralar burada. Kimi davet etmek istersin buraya? Gönlümden Black Griffin geçiyor da. Black Griffin yani. Biraz zor olacak. O zaman Patrick Beverley'i davet edelim. Yolunuz düşerse Amerika'ya. Ben giderim. Sorun biliyorsun Los Angeles'ta. Bizim çocuklardan birini ayarlayabilirim ama bizim çocuklar dediğim Korkan ya da Cedi. Tamam. Anlaştık. O zaman kamera kayıtlarımıza geçiyor bunlar. Ama geçsin zaten. Tamam. Anlaştık. O zaman en kısa zamanda ben bir şekilde ayarlıyorum. Ya Cedi ya Furkan. Hangisi bizi isterse veya hangisi olursa. Ama ilk önce bir de yani bir karar verip tamam, ne zaman anlaştık. Ona göre onların şeyin departmanlarıyla tamam. Konuşmak lazım. O zaman bunlar da kameralara geçti. Çok sevinçliyiz bu konu hakkında. Bizim ufak asıl yani Clippers'de olabilir. Resmi dilek üstü olarak senin Clippers'in içinde almak. Değil mi? Haklısın. Ama ben profesyonelim. Ya, ben yenirim. Yenerek kim gelirse yenirim. Tamam. Belki de beğenirler Clippers'a geçeriz. Lakers'a. Hocam uçuyor ya. Şimdi bugün için abi birkaç ödülümüz olacak sana. Şimdi ödüllerimiz geliyor. Bugün için abi sana böyle güzel bir şapka hazırladık günün anısına. Saçım yok değişimi şapka mı? Estağfurullah. Bunu asarsınız böyle hani şampiyonluk yüzüğü hazırlayacak değil mi? Kaybedince böyle bir şey hazırlayalım dedik. Çok güzel. Benim de sana bir küçük bir hediyem olacak. Bugün kadarıyla böyle bir koleksiyon yapıyormuş. Evet. Koleksiyonu bende. Madem o kadar beni onore ettin, efsane vesaire derken bak diye böyle şey mi? Evimden sana bir tane. Çok özel bir hediye. Evim dediğim burası yani. Şimdi hemen gösterelim kameralara da onu. Forma koleksiyonum var. Bunu herkes biliyor herhalde. Şöyle imzalı. Erman abicim Anadolu Efes. Bana birazcık küçük gelir ama bunu en kısa zamanda asacağım bir yere. Çok teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu olduk buraya geldin, bize katıldın. Beni de uygun gördüğünüz için ben teşekkür ederim. En kısa zamanda oyun bahane dışında da bir çay içmeye. Mutlaka. Bekliyoruz. Anlaştık. Oyun Bahane'nin yeni bölümünde görüşmek üzere. YouTube'dan Oyun Bahane kanalında abone olun, yeni videoları kaçırmayın.